Şimdi bazılarını överler mesela. Adam çok iyi adammış. Nasıl? Filan arkadaşıyla arası iyidir, falan dostuna iyi davranır falan. Ama dönüp baktığımız zaman da en yakını olan eşine iyi davranıyor mu? Hanımına davranışları iyi değil. Akrabasıyla bağı nasıl? Çok kötü. Akrabasını silmiş atmış, hiç kimseyle görüştüğü yok. Anne babasını reddetmiş, anne babasının tarafına bakmıyor. Kıymetli Müslümanlar, böyle bir Müslümandan Allah Teala razı olmaz. Niye? Ayette ifade edildiği gibi Estağfirullah ve'budu Allah'a ve la tüşrikû bihi şey'en. Allah'a ibadet edeceksin, ona hiçbir şey şirk koşmayacaksın. Ve bil valideyni ihsanen ve zil kurba. Anne babana iyilik yapacaksın, akrabana iyilik yapacaksın. Ama hocam akraba zor, iç içe yaşıyorsun, devamlı berabersin, seni gözetliyor icabında, ne aldığına bakıyor, farklı imtihanlar oluyor. E tabii ki olacak. Allah Teala akraba ile iyi geçinmeyi emrettiğine göre akraba ilişkilerinde şeytan girecek, nefis girecek, asıl zor olan o. Diğer türlü dostunla, arkadaşınla, akraban olmayan kişiyle bir bağın zaten yok. Bir irtibatın yok, orada bir imtihan yok, orada bir sınanma yok, orada bir mesuliyet yok. Adam tabii ki orada iyi oluyor, arası orayı iyi götürebiliyor ama akraba ile asıl memur olduğu, asıl emredildiği, asıl imtihan edildiği, asıl ahiretini kazanacağı noktalarda adam sınıfta kalıyor. Bu makbul bir şey değil kıymetli Müslümanlar. Onun için bu imtihanı göze alarak eşimiz olsun, akrabamız olsun, yakınlarımız, en başta anne babamız, bunlarla iyi geçinmeye bakmamız lazım. Rabbimizin rızasını kazanmak istiyorsak. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.